close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And arkadaşlar. Güzel bir mis gibi ordu gününden sizlere selamun aleyküm. Bu sabah kalktım. Rabbime olan görevlerimi erken saatte yaptıktan sonra tekrar yattım. İçim rahat etti. Huzur buldum. Sabah sabah dualarımı ettim. Rabbimden isteklerimi, dileklerimi yalvardıktan sonra biraz dalmışım. Kalktığımda sabah 8.30'du saat. Ondan sonra yatağımı ve İzzet'le beraber götürdük kurutma makinesinin içine. Oraya attım havalandırma ayarında. Dışarıya asmaktansa ne de olsa kış günü dışarıda soba yakanlar da var ne kadar doğalgaz da olsa. Havalandırma ayarında yatağımızı, yorganımızı İzzet'le birlikte taşıdık kurutma makinesinin içine. Onunla beraber yerleştirdik. Güzelce havalandırdıktan sonra hemen İzzet'i yol ettim. Ufak bir kahvaltı verdim ona. İzzet gittikten sonra güzel bir kendime böyle limonlu
keçi boynuzu pekmezli su yaptım. Sizlerle de paylaştım. Her sabah yapıyorum genelde ben bunu arkadaşlar. Sizler sıkılırsınız diye her sabah da göstermek istemiyorum. Ve sonra onu balkonda güzel içtikten sonra İzzet'in işi 1-2 saat içinde bitti geldi. O da içeride şimdi kahvaltı bekliyor benden tabii ki. Dedim önce bir yürüyüşümü yapayım dedim. Ondan sonra kahvaltı hazırlarım dedim. Yok ben çok acıktım dedi. Ne yapayım dedim. Menemen yap dedi. Kaşarlı olsun dedi. Ben de hemen onu kırmadım arkadaşlar. Menemenim ocakta. Çayım da demlendi. Şimdi üzerine yumurtasını kıracağım. Kaşar koyacağım. Ağzını kapatacağım. Kısık ateşte çektireceğim arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için Allah razı olsun. Kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar üye olmayı unutmayınız. Asla zararlı çıkmazsınız. Bu arada elimde yıkadım. Görmüş olduğunuz gibi makine doluydu. Şimdi kahvaltıdan sonra bulaşık makinesini açacağım. Yemek yapacağım. Evde yemek yok. Yataklarımı yaptım. Şimdi Libelle diye benim su içine çeken bir süpürgem var. Onun içine limon kolonyası damlatıyorum. Evi çektireceğim. Kıyı köşe yukarıdan aşağı duvarları, storları genelde ayda bir defa yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Kıyı köşe çekildikten sonra diğer süpürgemin adı Fakir. Genelde benim eşyalarımın adı yani küçük eşyalarımın adı Fakir. Hep Fakir'i çok kullandığım için ağzımdan da Fakir kelimesi çok çıkıyor. O yüzden Fakir süpürgemle de günlük süpürüyorum. Libella ile de aylık süpürüyorum. İzzet şimdi sabırsızlanıyor. Ben hemen kahvaltımızın menemenin yumurtalarını kırıp üzerine de kaşar koyuyorum. Çayım da demlendi bu arada. Gün bize neler gösterecek inşallah. İyi günler görürüz. Güzel dostlarımızla karşılaşırız. Evimizde mutlu, huzurlu, sakin bir gün geçiririz inşallah. Hepinize selamlar. Menemenimin yumurtasını da kırdım arkadaşlar. Üzerine de böyle telli kaşar koydum. Fazla da koymadım. Ağzını kapatacağım. Şöyle. Yalnız içindeki kaşığı almam lazım. Kaşık almadan yani ben içim rahat etmiyor arkadaşlar. Silikon olduğu için. Şöyle bırakayım. Ağzını da kapatayım. Altını da kıstım. Bu arada pişsin diye. Kahvaltıda menemen, kahvaltılık falan. Çayım da hazır. Demlendi. Şöyle göstereyim. Aslında böyle sucuğum da vardı. Sucuklu yumurta yapacaktım ama İzzet menemen istediği için menemen yaptım. Bu da benim peynir kabım. Kaşar peyniri. Yanına da sucuk koydum ki ayrı ayrı koymayayım diye. Şöyle peynirlerim var burada. Şöyle kabım. Aslında bu kaptan bir tane daha almam lazım. Migros'tan aldım ben bunu. Çok güzel arkadaşlar. Kahvaltı koymak için. Zeytin, peynir, her istediğiniz şey. Aslında peynirleri bile bozmuyor bu Migros'un saklama kabları. Neyse ben lafı fazla uzatmayayım. Hemen oturma odasına geçeceğiz. İzzet televizyon izlerken büyük televizyonla birlikte. Orada dedi kahvaltımızı yapalım dedi. Ben de şimdi oturma odasına küçük masam var benim orada arkadaşlar. Küçük masamı hazırlayacağım. Kahvaltımızı İzzet'le birlikte orada yaptıktan sonra gün bize neler gösterecek bakalım. Şu arkada gördüğünüz kaplar arkadaşlar Tupperware kabı. Onların birinde salça var, diğerinde de fırın unu var. Buna da tereyağı koydum böyle. Migros'tan aldım. Zeytin ve arkadaşlar peynir. Kaşar peyniri var. Şöyle. Çok güzel oluyor bu kaplar dolapta. Bir tane de boşaldı. Makineden dün çıkardım ama böyle dolapta olsun dedim. Gözümün önünde hemen doldururum dedim. Migros'tan aldığım böyle göçmen peyniri var. Ben bu peyniri çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel. Hiç de bozulmuyor. Hemen suyuyla birlikte bu kabıma boşaltacağım şimdi. Ne de olsa plastik zararlı.
Hoş geldin İzzet Bey. Eyvallah, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim Allah'a çok şükür. Kahve mi yaptın? Kahvaltıdan sonra kahve istemedin mi? Yok yani, yaptım mı diyorum. Yapmaz mıyım, sen istersin de. Ne zaman yaptın? Hangi aralık yaptın? Niçin yaptın? Başladın yine sorular Evet, sormaya. teşekkür ederim canım. Rica ederim, afiyet olsun hayatım. Ne var ne yok, arkadaşlarından aran nasıl? Çok şükür Allah'ımıza. İyidir, iyi gidiyor. Evet. Akrabaları bırak sen şimdi, akbabaları. Evet. Bizim artık arkadaşlarımız var. İhtiyacımız yok kimseye. YouTube benim her şeyim. Orada benim akrabalarım, her şeyim orada. Evet. Allah'ıma çok şükür olsun, yalnız değilim. Evet. Arkamda bir sürü kocaman bir YouTube ailem var. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Evet. Güzel dilekleriniz için, güzel yorumlarınız için, beni izlediğiniz için Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadığınız için, beni yalnız sananlar, ev hayatımda hayatına küsmüş, yalnız küs oturuyor, kocasından başka kimsesi yok sananlar. Benim gerçek hayatım YouTube'da, abartısız. Bu arada Nihat Ulucu arkadaşımıza da selamlar, kardeşimize. Eşi Sevgi Ulucu'ya da, değerli kardeşimiz Nihat Uluca kardeşimize de selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz evet, oradan. Evet, evet. Özellikle tabii bir sürü var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ayrı ediyorum. Ayrı ayrı hepinize teşekkür evet. ediyorum arkadaşlar. İsimlerinizi hatırlayamıyorum. Aklıma gelenleri söylesem şimdi aklıma gelmedi diye diğerleriniz evet, onlar darılabilir. Darılabilir. O bir yüzden kusuruma da bakmayın. Şöyle bir liste yapacağım. Hepinizi evet. tek tek söyleyeceğim bir gün. Evet, ama evet. ne zaman bakalım? Evet arkadaşlar. Onun için siz bize bakmayın, aldırmayın, darılmayın. Evet, o darılmazlar bana, benim sevdiği kardeşlerim. Evet. Onlar benim her şeyim. 2 yıldan beri beni biliyorlar. Beni herkesten çok iyi tanıyorlar. Allah razı olsun. Akrabalarımdan daha iyi tanıyorlar. Evet. Ne yapalım? Ben her zaman diyorum ya, şalgamın sıkından seyreği iyidir. Arkadaşlar, ben herkese yakın oldum. Herkese yakın davrandım. Elimden geldiği kadar, beni aramıyorlar, ben arıyorum. Gel diyorum, bahaneler uyduruyorlar, gelmiyorlar. Evime buyur ediyorum, gelmiyorlar. Niyetleri meğersem benimle kötü olmakmış. Meğer YouTube'da rahat olmak. Etsinler. Şimdi kötü değilim ama kendimi tamamen geri çektim. Artık kimseye minnetim de yok. Tenezzül de etmiyorum. Ben küçüklük vazifemi fazlasıyla bu zamana kadar, bu yaşıma kadar yaptım. Asla kimseye de saygısızlığım yok. Bundan sonra da herkes kendisi düşünsün. Evet. Kimseye minnetim yok. Herkes ne ekerse onu içer. Aynen. Bir adım gelene 5 adım gelirim. Evet. Biz darılmamaları için ne gerekirse yaptık. Elimizden geleni yaptık. İkimiz de yaptık. Darılmasın diye, inanır mısınız? Biraz 15 gün ortadan kaybolsam sen kayboldun diyorlar. Sık arasam işte bir dengede tutamıyorsun diyorlar. Orta yolu gitsem gene bir bahane buluyorlar. Vallahi inanın, şu yaşıma kadar torun torba sahibi oldum. Hala bu akrabalarıma nasıl davranacağımı şaşırdım arkadaşlar. İşte insanlar bu gibi durumlarda belli oluyor. Kızımı bahane ediyorlar. Kızım görüşmüyormuş. Ya kızım görüşmüyorsa senin kızların da benimle görüşmüyor. Evet. Ben bunları hiç dert ediyor muyum? Herkese diyorum ki beni kızımla kıyaslamayın. Beni benim davranışlarımla kıyaslayın. Herkesin evi ben sizin kızınız yani. Benim bayramda seyranda doğduğunu biliyorum. Elime doğdu. Elime geliyor mu? Gelmiyor. Eskiden geliyordu. Benim kızım gitmiyor diye onlar da gelmiyorlar. Ben yine konu etmiyorum. Gördüğüm yerde sarılıyorum, öpüyorum. Benden 10 yaş, 13 yaş küçük olmasına rağmen. Gene ben büyüklüğümü yapıyorum. Onlar hala benden hal yanıyorlar arkadaşlar. Nasıl davranacağımı şaşırdım inanın ki. En iyisi boş vereceğim. İşim olur, ona bırakacağım. Herkes yaptığından utansın. Evet. Beni de kimse suçlayamaz. Şükran şöyle, Şükran böyle de diyemez. Ben hiçbir akrabama da, hiç kimseye de kötülüğüm yok. Eden kendi bulur arkadaşlar. Ben daha başka söyleyecek söz bulamıyorum. Sen de YouTuber olmasaydın ya. YouTuber oldum diye çatladılar arkadaşlar. Allah Allah. Kısacası yani ben YouTuber olduktan sonra herkes bana cephe almaya başladı.
Benim yaşantım göz önünde olduğu için, beni istedikleri gibi göremedikleri için, onlar bana yalnız kalacağım diye seyretmek istediler beni. Ben yalnız değilim arkadaşlar. Önce Rabbim var, sonra koskoca dağlar gibi arkamda YouTube ordum var ve en değerlisi eşim var arkadaşlar. Çocuklarım var, yakın arkadaşlarım var. Biz bize yeteriz boş. Aynen. Benim kocaman YouTube ailem, eşim, ailem, çocuklarım bana yeter. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Söyleyecek sözler çok var da inanır mısınız? Zaman çok uzar diye fazla da uzatmak istemiyorum. Evet. Bana ne yazdan, bahardan, bana ne kardan, borandan, aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor. Gördüler işte. Anlayanlar. Yolun sonunu istedikleri oldu zaten. Evet. İstedikleri de buydu. Şükran bana küstü, bana darıldı, beni aramıyor, sormuyor dedirtmek için bana bu zamana kadar elinden geleni yaptı. Ben de bu sözü dedirtmemek için uğraştım, çaba gösterdim, aradım, sordum, küçüklük vazifemi yaptım ama ne yaparsam yapayım gene de yaranamadım arkadaşlar, yaranamadım. Yaranılmıyor, yaranılmıyor, yaranılmıyor. Akrabaya yaranılmıyor. Varsın istedikleri gibi düşünsünler. Varsın istedikleri gibi olsun. Hiç de umurumda değil. Ben bu zamana kadar faydasını görmediğim akrabaların bundan sonra da faydasını görmek istemiyorum. Zaten görmem de. Zarar etmesinler yeter. Evet, gölge etmesinler yeter. Evet arkadaşlar. Hadi kahveni iç, canımın iç, hadi boş ver. Ay Sen. kurban olurum Ben sana. varım ben. Aslanlar gibi eşim var arkamda. Ha, Allah sen seni korkma. başımdan eksik etmesin. Seni de etmez. Beni hiçbir zaman ezdirmedin. Hiçbir zaman başkalarına karşı beni savunmamazlık yapmadın. Haklıydım çünkü haklı olduğum için arkamdasın hep. Haksız olsam sen de beni terk ederdin. Hayır. Ne alaka? Sen Otur. haksızlık yapmazsın zaten. Evet. Sen zaten ben senin haksızlık yaptığını hiç görmedim ki. Hep candan davrandım arkadaşlar. Evet. Hep içten davrandım. Ama Parçalandın, parçalandın. Ne parçaladım oldu? kendimi, yıprattım kendimi akrabalarım Ne uğrunda. oldu? Bayramda her bayram inanır mısınız? Elimde ufak bayram hediyemle birlikte gittim. Hiçbir zaman boşta gitmedim. Helalı hoş olsun. Helal olsun. Yedirdiklerim, içirdiklerim, götürdüklerim hiçbir zaman pişman da değilim. Ben insanlık vazifemi yaptım demek istiyorum. Yaptım. Anlayan anlar, anlamayan da kendisi bilir. Herkes istediği sonucu ben de göremediği için bu zamana kadar benim yıpranıp tek başıma kocamın da beni terk edip evlatlarımla kötü olmamı beklediler. Umduklarını bulamadıkları için kendileri geri çekildiler. Ben sana dedim ama, ben her zaman da diyorum, bu insandan, bu insanlardan bize zarar gelecek. Ben içimi biliyorum, içimi doğduğum, evlendiğim günden beri biliyorum, kararını verdim ben. Ben de diyorum ki Biliyorum ben. her kim bana ne düşünüyorsa Allah benden Üç katını versin. üç katını versin ona. Başka da bir şey demiyorum. Kimseye ilenmem, kimseye beddua etmem. Sadece ettiğim bu dua. Herkes bana ne düşünüyorsa Allah'ım üç katını versin. Ölüm var, ölüm. Toprağın altı var. Evet, ölümü düşünmüyorlar Hiç onları düşünen arkadaşlar. yok. Bugün yarın öldüğümüz zaman insan pişman olur. Ben bu yeğenime bu kötülüğü yaptım. Evine gitmedim, aramadım, sormadım. Oysa beni utandırdı, evime geldi, beni aradı, sordu. Bana karşı küçüklük görevini fazlasıyla yaptı. Ama ben karşılığını veremedim. Elin ayağın tutuyor, topaç değilsin. Şurada 10 dakikalık yola kızının evine yürüyerek gidiyorsun. Benim evime gelmiyorsun. Sebebi ne arkadaşlar? Sebebi ne? Sebebi şu, sen çekim yaparsın diye korkuyla. Ben o kadar anlayışsız bir Sen insan kimsin de değilim. senin çekimin yapacağım ben ya? Yani Senin ne özelliğin var bana? ben de diyorum ki Allah arkadaşlar, Allah. ben de diyorum ki ben o kadar anlayışsız bir insan değilim. Beni herkes tanıyor, kimin ne olduğunu herkes biliyor. Ben izinsiz bir adım bile atmam kimseden izinsiz. Evet arkadaşlar, biraz da olsa içimizi döktük. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Aynen arkadaşlar. Gene bekleriz. Ben niye bu kadar üşüyorum? Bacaklarım buz gibi oldu. O kadar sıcak olmasına rağmen evin içi. Meğersem ben hala yazlık halıda oturuyormuşum. Hemen oğlumun odasına gittim. Bazanın altından bu halıyı çıkardım.
Bu oğlumun odasının eski halısıydı. O halıyı kaldırmıştım. Büyük halı sermiştim küçük geldiği için. Buraya da gayet güzel oldu. Kalın, bayağı da bir kalın bir halı. Öbürü yazlık da inceydi. Onu kaldırdım. Bu halıyı serdim arkadaşlar. Ha, şurası da ne lekesi olmuş. Tamam, çıkardım elimle. Köşesi leke olmuş. Oh, şimdi sıcak sıcak daha güzel oturacağım. Ne güzel oldu. Yayla gibi oldu balkonum arkadaşlar. Şöyle ayağımla beraber de şöyle bir düzelteyim. Rulo halinde koymuştum bazanın altına. O yüzden tam yerine oturmadı. Koltuklarıma da uydu. Berjerlerime, balkon berjerlerime de uydu arkadaşlar. Arasında bakın pembe var. Gördünüz mü? Gül kurusu yani. Pembe dediğim gül kurusu. Berjerlerimin renginden çok da güzel uyduğuna inandım, serdim. Güzel olmuş, değil mi?